Evet, en sevdiğim soru. Yani bunu bana kimse sormadı ama benim bunu söylemem lazım. Daha doğrusu şöyle oluyor. Ben fizyoloğum dediğim zaman genellikle fizik tedavi mi hocam? Ya da işte yok nörofizyoloji, ha o zaman nöroloji. Beyin cerrahisi kesiyor musunuz falan. Fizyolojinin ne olduğunu böyle çok anlatmak isterim ama insanın çoğu zaman dili bile dönmüyor fizyolojinin ne olduğuna. Fakat ben bunu meşhur etmeye erken dönemlerde niyet ettiğim için ne zaman televizyon programına çıksam bir yere gitsem fizyoloğum, uzmanlığım fizyoloji falan diye söyleyip dururum. Hani birileri de sorsun çok istedim ya nedir bu fizyoloji bize anlatsana falan. Kimse sormuyor ben de dedim ki burada kendim alacağım. Halbuki fizyoloji çok önemli bir şey. Neden? Fizyoloji. Böyle iki tane kelime. Bir tanesi fizikten geliyor, öbürü biyolojinin lojisi gibi düşünün. Canlılığın fiziksel kısmının nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayan. Tabiri caizse canlılığın mantığını inceleyen bilimin adı fizyoloji. Ne işe yarar fizyoloji? Mesela adına tıp dediğimiz şeyin zeminini fizyoloji oluşturur. Fizyolojinin üzerine bütün tıp dediğimiz alan yükselir. Niye böyledir? Bu vücudun normalde nasıl çalıştığını bilmezsen hasta olduğunu nasıl anlayacaksın? Hasta olduğunu anlayabilmek için hangi mekanizmanın ters gittiğini fark edebilmen ve o tersliği nasıl düzelteceğini anlaman için de düzelmiş hali yani düzgün halini bilebiliyor olman lazım. Zira tıp fakültesinin birinci ve ikinci sınıfında tıp eğitiminin zeminini oluşturan en önemli kısım anatomi ve fizyoloji gibi derslerdir. Mesela anatomi vücudun neresinde ne var, nasıl yerleşmiş, birbirlerine göre nerelerde bulunuyorlar falan gibi bilgileri verirken fizyoloji bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar temelde. Bir kere daha önce can nedir, canlılık nedir videosunu anlattığım gibi fizyolojinin çok zor bir işi var. Canlılığın ne olduğunu anlamaya çalışıyor, mantığını anlamaya çalışıyor ama biz henüz canlılığın ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela ben bir fizyoloji uzmanı olarak hala bu konuda topu taça atmayı tercih ediyorum. Zira canlılık henüz çözemediğimiz büyük bir muamma. Peki yani canlılığın ne olduğunu bilmiyorum o zaman dükkanı kapatıp işte Mersin'de kokoreççi mi açalım falan? Hayır durum öyle değil. Canlılığın ne olduğunu tarif edemesek de canlılığın nasıl işlediğini anlamaya gayret etmek zorundayız. Onunla ilgili yaptığımız her bir çalışma bize öğrettiği bilgi parçalarıyla gerçekten hem kendimizi hem hayata bakışımızı çok fazla değiştiriyor. Tıp alanındaki en büyük ilerlemeler her zaman fizyoloji alanındaki çalışmalardan geliyor. Mesela tıbbın çok önemli bir kısmı, bütün hekimler bunu derslerindeki işte önemiyle çok iyi hatırlayacaklardır, hekim ve hekim adayları. Fizyopatoloji ya da patofizyoloji dediğimiz bir alan var. Nedir bu? İşin fizyolojisi nasıl bozuluyor da o hastalık ortaya çıkıyor? Hakikaten beyin yakan bir derstir mesela. Eskiden bütün tıp fakültelerinde vardı. Şimdi ancak bazılarında kaldı. Böyle takoz gibi kitapları vardır. Onları böyle roman gibi okumayı çok severiz biz. Özellikle iyi hekim olmak isteyen herkes o fizyoloji, patoloji kitaplarına bir dönem çok sağlam dalar. Çünkü hastalıkların mekanizmasını ve iyileştirme yöntemlerini anlamak biraz o fizyopatolojiden geçer. Peki fizyolojiyi anlamak için ne lazım? Yani biz canlılığın mantığını anlamak için neye başvuruyoruz? Maalesef işte tıp fakültelerinde bazı temel nosyonlar işte ya da dersler ya da bakış açıları eksik olunca fizyolojide pek fizyoloji olmuyor. Mesela vücudumuzda İşte 37 derece sıcaklık üreten bir sistem var biliyorsunuz. Devamlı içimiz belli bir sıcaklıkta. Şimdi bunun niye böyle olduğunu açıklamanın temelde iki tane yolu var. Bir tanesi vücudun içine girersiniz, ölçersiniz, bakarsınız. Ha, işte hücrelerde şöyle bir şeyler oluyor, organlar böyle bir şey yapıyor. Bunun sonucunda sıcaklık üretiliyor ve işte vücut 37 derecede duruyor. Bu tip açıklamaların adı genelde yakın nedensellik açıklamasıdır. Yani işte elimi masaya vurdum, elim işte yaralandı, kanadı. Birisi sordu, ne oldu? Ya elimi masaya vurdum. Bu biraz önce olan bir şeyle bu olayı ilişkilendirmekle ilgili olduğu için işte İngilizcesi proximate causation ya da Türkçesi yakın nedensellik dediğimiz bir açıklama biçimi. Şimdi tıpta böyle yaptığınız zaman genellikle hastalıkların kökenlerini, nedenlerini anlamak için şuraya kadar gidebiliyorsunuz. İşte benim sürekli bağırsaklarım bozuluyor. İşte sen dün akşam yemekte şunu yedin, o yüzden bağırsağım bozuldu ama ondan ilerisine çok fazla geçemiyorsunuz. Ya da işte küçükken başıma bir şey geldi, büyüyünce ben bunu yaşıyorum. Ha demek ki ondan dolayı bu olmuş gibi. Aynı yaşam süresinin içerisinde birebir bağlantı kurabildiğimiz yakın nedenlerle bir şeyler açıklamaya çalışmak. Acil durumlarda çok işimize yarıyor. Ama bir de tahmin edeceğiniz gibi daha uzak bir nedensel bağlantı var. Biz buna
evrimsel nedensellik diyoruz. Evrimsel nedensellik ise bir organizmanın, mesela insan organizmasının neden 37 derecelik bir vücut sıcaklığına sahip olmak zorunda olduğunu evrimsel kökenlerden bize anlatan bir bakış açısı. Ve bu zorunluluğun kökenlerini anladığımız zaman vücut sıcaklığımızı bozan ya da değiştiren unsurların bize ne yaptığını daha farklı bir şekilde, daha başka düzeylerde anlamaya başlıyoruz. Maalesef dünyanın büyük bir kısmında, özellikle de ülkemizde tıp eğitiminde, hele hele fizyoloji öğretilirken, genel olarak hani birçok maalesef biyoloji eğitiminde de böyle, canlılığın mantığını anlatırken evrim doğru yere konmadığı ve doğru şekilde anlaşılamadığı için biz fizyolojiyi böyle bir araba motorunun işleyişini öğrenmek gibi bir şey zannediyoruz. Onu verirsen bu olur, bunu yaparsan bu olur, şurasını kesersen ölür, burasını bağlarsan bir şey olur falan gibi yakın nedenselliklerden örülü bir bilgi yığınıyla yükleniyoruz ya da öğrencilerimizi yüklüyoruz. Sonuçta ne oluyor? Uzak hikayeden tamamen kopuk, birbirinden bağımsız ve uçuk hikayelerden oluşan bir malumat küfesini sırtlıyoruz ve algoritmalar dışında düşünemez hale geliyoruz. Halbuki gerçek fizyoloji yaşamın müziğini duyabilmekle ilgili bir meseledir. Fizyoloji benim hayatımda karşılaştığım en şiirsel bilim alanıdır. Çünkü hani fizik, kimya onlar da güzel, eyvallah bir lafım yok. Ya sosyal bilimler harika, nefis ama biyoloji bu dünyadaki en karmaşık muammanın içine girip size onu inceleme izni vermesini sağlayan araçlar kullanan bir bilim alanı olduğu için ve incelediğiniz her düzeyde, isterseniz organlar düzeyinde, isterseniz hücreler düzeyinde, isterseniz moleküller düzeyinde çalışın, size muhteşem ve yeni bilgileri devamlı sağlamakta hiç cimrilik göstermediği için benim hayatımdaki en zevkli uğraş alanlarından bir tanesi. Üniversitede Hacettepe Biyoloji'de okurken ilk kez fizyoloji dersi aldığımda o ders, ilk dersi hiç unutmam. Nadiren derslerde not tutardım. O dönem fizyoloji derslerinin tamamı kitaptan daha düzenli notları olan bir öğrenciye dönüştüm ben. Ve ilk dersten sonra dedim ki bu adamın ne anlattığını tam anlamadım ama bunun yaptığı şeyden ben de olacağım diye kafama bir karar çakılmıştı o gün. Sevgili Aşkın Tümer hocamız öyle bir fizyoloji anlattı ki benim aklımı aldı. Ve akademik yolda ilk başta beceremedim fizyolog olmayı ama sonuçta bir şekilde yeterince istemiş olmalıyım ki sistem izin verdi ve fizyolog olma unvanına bir şekilde hak kazandık. Ama emin olun birisi size fizyolog unvanı verdiği zaman fizyolog olmuyorsunuz. Fizyolojiyi anlamış olmuyorsunuz. Canlılığı anlamak tamamen büyük hikayeden haberdar olmak ya da o büyük hikayeyi merak etmekle ilgili bir şey. Fizyoloji o yüzden hepimizin öğrenmesi gereken de bir tarafı olduğuna inanıyorum fizyolojinin. Ve inşallah açık beyinde bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yani demeyin ki böbreğin çalışma sistemini bilmek abi fare dünyada benim ne işime yarayacak. Yemin ediyorum böbreği temel düzeyde anladıktan sonra araba kullanmanız bile değişecek. Yakında bu konuyla ilgili, nasıl verdim spoiler'ı, yakında bu konuyla ilgili yeni cici çalışmalarımızda da açık beyinle sizle birlikte olacağız. Fizyoloji herkes içindir. Yeter ki herkes için tercüme edilebilsin ve güzel anlatılabilsin. Biz de bu konuda çalışmaya devam ediyoruz.